kentsel dönüşümle yenilenen ilçelerde en büyük görev yerel yönetimlere düşüyor. Mimari dönüşüm sosyal ve kültürel dönüşümle perçinleniyor. Adana'nın Yüreğir ilçesi, Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ın projeleri ve sosyal belediyecilik anlayışıyla yenileniyor. Ticari hayatı, sanayi yapılanması, tarımsal ve hayvansal potansiyeli, tarihi, kültürel, sanatsal yapısı ve yeme içme kültürüyle Çukurova bölgesinin gözde şehridir Adana. 450 bin nüfusuyla Adana'nın en büyük ikinci ilçesi konumundaki Yüreğir, yoğun göçlerin etkisini sosyal belediyecilik anlayışıyla bertaraf ediyor. İkinci başkanlık döneminde projeleri ardı ardına hayata geçiren Başkan Mahmut Çelikcan, öncelikle Yüreğir'in genel yapısını izah ediyor. Adana'mızın toprak açısından da en geniş ilçelerinden bir tanesi. Nüfus açısından da ikinci büyük ilçe, merkez ilçemiz. Tabii Yüreğir, Doğu-Güneydoğu'dan göçle ve çevre illerden, çevre ilçelerden gelmiş insanlarımızın oluşturduğu bir ilçemiz. Maalesef gerek sosyal, gerek kültürel, gerekse ekonomik anlamda Adana ve Türkiye ortalamalarının altında olan bir ilçemizdi. Ama 5-6 yıllık süreçte bir miktar bunu yükseltmeyi başarabildiysek ne mutlu bize. Yüreğir'in tabii ki göçle gelen vatandaşları aslında bir burada kentlilik bilinciyle bir mozaiğe dönüştürmeye çalışıyoruz. Değişen ve yeni projelerle, yeni yatırımlarla Yüreğir Adana'nın parlayan yıldızı olmaya aday tabii ki. Adana'yı ortadan bölen Seyhan Nehri'nin doğusunda yer alan Yüreğir, yapısal ve sosyal bir değişim yaşıyor. Kamu yatırımlarının da Yüreğir'de hayata geçirilmesi bu değişimi tetikliyor. 1550 yataklı Orta Doğu'ya ve bölgemize hitap edecek dev şehir hastanesi ilçemiz sınırları içerisinde. Bunun imar planlarını meclisimizden geçirdik ve bu konuda gayretimiz sonucunda Yüreğir ilçemize kazandırmış olduk. Ayrıca bölge adliyemiz, istinaf mahkemesi dediğimiz mahkeme, yine o da bölgesel 4 vilayete hitap edecek. Bu mahkememiz de bitti şu anda. Hizmete açılmak üzere. Bunun dışında Adana'ya hitap edecek olan Türkiye'nin 3. büyük adliye sarayı da yine ilçemize yapıldı. Bu yatırımlarla beraber özel sektörün de yatırımları oldu. Deprem riski taşıyan Yüreğir'de Başkan Mahmut Çelikcan'la başlayan kentsel dönüşüm hamlesi tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık 60 binin üzerinde binamız var. 140 bin civarında bağımsız bölüm ve 17 bin de iş yeri olan büyük bir merkez ilçe. Tabii öncelikli yerleri tespit ettik ve toplu konut idaresiyle birlikte yürüttüğümüz şu anda 820 civarında daire ve iş yerini bitirdiğimiz kışla mahallemizdeki bir birinci etap var. Şimdi ikinci etaba başlıyoruz. Yine değişik mahallelerimizde, 7-8 mahallemizde belli bölümleri kentsel dönüşüm alanı ilan ettik ve şu anda proje çalışmaları devam eden var, fizibilite çalışmaları devam eden var, ihale sürecinde olanlar var ve Adana'nın geneline baktığımızda yaklaşık 700 hektarlık bir alanda dönüşüm çalışmaları var. Bunun 300 hektara yakın kısmı ilçemizde. Yani %45 civarında bizim ilçemizde kentsel dönüşüm faaliyetleri devam etmekte. Yenilenen binalar enerji tasarrufu önceliğiyle inşa ediliyor. Geçmişte yapılan binalarımızda enerji kayıpları çoktu. Ama şimdi özellikle enerji kayıplarını önleyecek metotlarla yeni binalar yapılıyor ki bizim de en büyük sıkıntılarımızdan birisi enerjide dışa bağımlıyız. Bunu da bir nebze halledebiliyorsak ülkemize önemli katkıda bulunmuş oluyoruz. Yüreğir'deki dönüşüm yapısal değişimden ibaret değil. Mimari yapıyla birlikte sosyal ve kültürel değişim de yaşanıyor ilçe sınırlarında. Dönüşümde insanların
sağlıklı, dayanıklı evlerde yaşaması değil, aynı zamanda sosyal donatıları olan, eğitim ve sosyal kültürel açıdan insanlara katkı koyacak donatılar da var bu alanlarda. Biz bir araştırmadan şunu gördük. Dönüşüm yapılmadan önceki suç oranıyla dönüşüm yapıldıktan sonraki suç oranının %60-70 oranında azaldığını gördük. Niye? İnsanların çok kötü mekanlardaki ruh haliyle çok güzel mekanlardaki ruh hali çok farklı. O açıdan dönüşüm bunun için de çok önemli. Başkan Çelikcan eğitimle ilgili çalışmaları önemsiyor. Öğrenciler için derslere takviye niteliği taşıyan kurslar, yetişkinler söz konusu olduğunda mesleki eğitime ve hobilere yönelik oluyor. 11 tane kültür evi yaptık. Bunların her biri okul büyüklüğünde ve değişik kurslar veriliyor. Eğitimler var, seminerler var, hobi kursları var. Burada gençlere var, çocuklara var. Özellikle hedef kitlemiz kadınlardı. Daha çok kadınlarımıza burada hitap ediyoruz. Çünkü eğer biz kadınımızı eğitirsek toplumu da eğitmiş oluruz düşüncesiyle hareket ettik. 83 branşta aynı anda kültür evlerimizde kurslar veriliyor. Ve yılda 30 bin insanımız buralardan faydalanıyor. Yine ilçemiz çok büyük ilçe olmasına rağmen maalesef diyorum bir kültür merkezimiz yoktu. İçinde bulunduğumuz 1000 kişilik çok amaçlı salonu, 2 tane de 200'er kişilik küçük salonlarıyla yine 400 kişilik nikah salonumuz. Vatandaşımıza burada hizmet veriyoruz. Tabii burada birçok etkinliği de yapma imkanını bulduk bu vesileyle. Yüreğir'de belediyecilik hizmetleri doğumdan ölüme herkesi kapsıyor. İnsan odaklı hizmet, hoş geldin bebek ve belediyeniz yanınızda projeleriyle takdir topluyor. Belediyecilik, insanı merkeze alan ve özellikle de doğumdan ölüme kadar her türlü sorunlarıyla ilgilendiği bir olgudur. Hoş geldin bebek projesini biz 4 yıl önce başlatmıştık ve burada yaklaşık 14 bin aileye ulaştık. Yani 14 bin doğum yapmış 4 yıl içerisinde ailemizle beraber olduk. Onlarla o sıcak ortamı paylaştık. Küçük hediyeler verdik. Belki onun maddi olarak çok anlamı yok ama ben geri dönüşlerle şunu gördüm ki manevi olarak çok büyük anlamı var. Yine yaşlılarımıza yönelik projemizde, belediyeniz yanınızda projemiz var. Burada yaşlılarımızı arkadaşlarımız ziyaret ediyorlar, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Veya valilikle, kaymakamlıkla, başka yerlerle, hastanelerle olan ilişkilerini sağlamaya çalışıyorlar. Onlara yardımcı oluyoruz. Bazen mesela bu yaşlı bakım ekibimizin içerisinde berberimiz var. Çoğu zaman gidip tıraşlarını yapıyor, bakımlarını yapıyor ve o insanların o gözlerindeki ışıltı, efendim o geriye dönüşleri muhteşem bir şey. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan sözlerini noktalarken sosyal ve yapısal dönüşümü çevreye verdikleri önemle pekiştirdiklerinin altını çiziyor. 50 bin metrekare büyüklüğünde bir alanda temalı bir park projemiz bitti. Önümüzdeki günlerde orayı da hayata geçiriyoruz. Burada planetaryum dediğimiz yine çocuklarımızın yeşil alanlarda eğlenirken gelip orada uzay bilimlerini 3 boyutlu izleyebilecekleri bir mekanı oluşturuyoruz. Bu da Adana'da ilk olacak. Diğer ilçelerimizden de hem çocuklarımız buraya gelecek hem Yüreğir'i görmüş olacaklar. Belki çevre illerden de çünkü bu bölgede ilklerden birisi. Buradan hem Yüreğirli hem Adanalı hem bütün Türkiye'deki vatandaşlarımıza en kalbi duygularımla, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.